Merhaba dostlar, Cyberpunk'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 3 uzun bölüm sizlerle olacak. Bu yüzden hepsini 2 saat arayla atmayı planlıyorum. Takipte kalın lütfen. En son Delamain'in yan görevinin peşindeydik ki bu uzun süre yapacağımız son yan görev olabilir. Hedefim biraz ana hikayede ilerlemek açıkçası. Çünkü acayip meraklıyım ana hikayeden ve yan görevlerin dikkatimi dağıtmasından dolayı çok canım sıkıldı. Ama tabii bunun avantajlarını da... iyi dönemedim. Abi yapma, böyle takılıyorlar ya. Yerin dibine girdi yalnız. Ya o lastik inmediyse ki, lastik inse bile... Neyse, yan görevlerin en büyük avantajı işte para alıyoruz, saygınlık alıyoruz, seviyemiz artıyor vesaire vesaire. Biliyorsunuz bir önceki bölümlerde yaptığımız bir ana görevde 15.000 para götürmemiz gerekiyordu. Bunun için yan görev yapmak zorundayız. Böyle görevler olduğu sürece mecburen yapacağız gene. Ki yan görevleri de ana hikayeyi bitirince mutlaka bitireceğim. Bu mükemmel haritanın tadını çıkartacağız. Altımızdaki araba güçlü bir araba ama... Gene de... Çok güvenemiyorum. Bakın bu güzel oldu. Yalpalamadı fazla. Evet, keyifler nasıl arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün oldukça az dakikadan oluşan bir iki bölüm vardı. Hatta serinin en az... En kısa bölümü 30 dakikalık. Ya işte şu el freni için aynı tuşa basıp duruyorum. Her oyunda çünkü yuvarlaktır arkadaşlar. Her oyunda. Ama gitmişler X'e koymuşlar. Her neyse. Dün öyle kısa bir bölüm atmıştık vesaire. Bugün uzun olacak. Bilmiyorum, belki yarın gene kısa olur arkadaşlar. Çok hani duygu durumum çok değişken. Onun dışında işte yaşlılarla gidip ilgilenmem gerekiyor. Onlardan dolayı da vaktim olmadığı oluyor. Dün mesela daha fazla çekmek istiyordum ama dedem sağ olsun çatıdan bana uydu kablosu çektirdi. Tüm gün, yani öyle kısa sürmedi iş. 7-8 saat falan sürdü. Yani böyle ilginç şeyler yaptım yani. İşte çatı, normalde bütün binaların genelde çatısında oluyor ya, özellikle de böyle 50 yıllık eski binalarda, sonradan uydu takılmış binalarda diyeyim. Çatıdan her daireye işte delik açılmıştır, oradan geçer. Ama bizim delikte yer yoktu. Böyle artık kullanıma kapatılmış bacalı, bildiğiniz eski soba bacasını delip bacadan uydu kablosu falan çektik. Böyle ilginç bir gündü yani. Bir de dedem de böyle şeydir, usta musta istemez. Kendi işini kendi yapmak ister. Öyle olunca da tabii ki yardım etmek tabii ki bize düşüyor. Kime düşecek? Açıkçası yakınlarımla ve sevdiğim insanlarla böyle vakit geçirmekten acayip keyif alıyorum. Yani siz de mutlaka alıyorsunuzdur. Babanızla, dedenizle. Ya çünkü unutulmaz anlar oluyor. Ben bir daha kimseyle soba delip, soba bacasını delip uydu anteni yapmam herhalde. E tabii çok şey de öğreniyorum. Mesela dedem çok fazla tamirat işinden anlar. Bu tarz şeyleri yaparak bayağı bir şey öldü. Oh, ne oluyor? Ya. V, a vehicle of mine went dark near your position. Fine, keep an eye out. Tamam. Hadi. Reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. İlk defa net lokasyonunu bulamadı. Bakalım. Ya ben mesela şöyle bir şehirde araç sürmeyi sevsem de arkadaşlar, ana hikaye içerisinde o kadar sevmiyorum. Gene çok can sıkıcı şeyler olabiliyor. Hikayeyi, daha doğrusu görev içinde seviyorum da, görevden göreve giderken sevmiyorum. GTA'da da bu çok canımı sıkardı. Ki GTA'da bu kadar sessiz değil karakter. Yani bu konuda Rockstar çok daha iyi. Aman gittim, sakin olun. Zaten aracı iyice parçalamışız.
Şimdi nerede olabilir? Ya sağda ya soldadır herhalde. Sağda değil gibi. Niye gizli ya? Niye gizli? Adama bakın ya. Kendini gridden tamamen gizlemiş. Şimdi. Acaba bir yerlerin içine girmemiz lazım mı? Şurada sanki saklanabileceği hiçbir yer yok. Alan çok dar olduğu için araçtan ineceğim. Aha da buldum seni Şero. Kaçma. Araçta değilim, kaçma. Lan lan ezecek beni gene. Stop where you are. Easy. Sakin ol. Easy, here to help. Not one step closer. Nereden gidiyorsun ya? Hey, slow down. Leave me be. Durana kadar devam et diyor yalnız. Kendimiz durdurmayacak mıyız? Yani inip gene vurasım var. Şimdi çarparsak biz de patlayabiliriz. Böyle bir sıkıntı var. Neyse çeviriyi tam anladığımız gibi yapalım. Durana kadar bunu takip edelim. Bakalım ne olacak. Bak oğlum, aracımız patlarsa geri dönemeyiz buralardan, hadi. Bir de bu görevi bitirdiğimizde Delemeyin bize güzel bir araç veriyormuş. Bence bunu durdurmamız lazım, kendimiz bunun duracağı yok. Az bir sabır daha bekleyeceğim. Robot kardeşim, dur artık, dur. Ha? İşte yola gel. Well, there you have it. Delamain. I'm grateful, V. I've managed to re-establish contact with the vehicle. Shock therapy works wonders sometimes. I'm sending a tow truck and a share of your fee. Yet only one of those is going to your credit account. Ha ha ha. Ha ha ha. Gerçekten de. Kıyafetimiz çok hoş değil mi? Baret, etek. Böyle mühendisliğin ilk günündeki öğrenciler gibi olmuşuz. Daha doğrusu stajın ilk günündeki. Böyle kendini göstermek ister ya kızlar genelde bu tarz staj yerlerinde. Sonra bakarlar. Tabii ki ustaların karşısına öyle giyinirsen sana aval aval bakacaklar. This is Turkey diyelim. Öyle olmaz aslında yani. Birazcık herhalde durumun nedeni şu. Cinsel öğeler bizde fazla ayıp karşılandığı için olabilir bu. Doğal olarak onları gördüğümüzde çok garip tepkiler verebiliyoruz. Abartılı. Yani alt tarafı bir kadının bacağına bakıyorsun atıyorum. Yani bir bacak yani. Hani niye kadını rahatsız ediyorsun ki? Aç telefonundan istediğin kadının fotoğrafına bak. Yani fotoğraf derken porno anlamında söylüyorum arkadaşlar. O da günah, o inananlara bir şey demiyorum. Hani sektöre destek vermemek için bakmayan arkadaşlarım var. Ona bir şey demiyorum. Ama yani o kadar da abartmaya da gerek yok arkadaşlar. Sadece porno da olmayabilir bu. Yani sadece nice woman legs yazarsın, bakarsın yani. Karşındaki kadının bacağına niye bakıyorsun sen? Süzüyorsun. Ya bunlar işte birazcık sürekli ayıp olarak bakıyoruz ya. Arkadaşlar dünyada galiba tecavüzün en az olduğu ülkeler cinselliğin en serbest olduğu ülkelermiş galiba. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey okumuştum.
Yani bu yüzden biraz rahat olmak lazım. O nasıl denir? At gözlüğü mü denir? Hani onu çıkartıp biraz bakmak lazım olaylara. Geçen mesela Başakşehir maçında yaşanan zenci olayı. Yine ona, o da benzer bir şey. Çünkü anlamıyoruz. Anlamadığımız için bize garip geliyor ama benim üniversitede okulumun yarısı zenciydi arkadaşlar. Zenci diyorum ama aramızda zenci dediğimiz için, yoksa üzerlerine alınmasınlar. Siyahi diyelim hadi. Afrikalı arkadaşlarımız. Onlar da zamanında Fethullah Gülen tarafından ülkemize bedava okumaya getirilmiş insanlardı. Biz paralı okuyorduk. Ben yarı bursluydum. Onlar bedava okuyorlardı. Böyle bir şey vardı. Onu eleştirmeyeceğim çünkü gerçekten çok fakir yerlerden geliyorlardı arkadaşlar ya. İnanılmaz fakir yerlerden. Ve bu insanların rahatsız olduğu bir şey var mı? İşte var. Beyazlardan korkuyorlar. O da bizim ülkemizde değil. Bizim ülkemizde korkuları yok. Ama o arkadaşlarla bir Amerika'ya gidin, orada korkarlar. Şimdi bu korku bizim ülkemizde olmadığı için biz bunu anlamıyoruz. İşte Başakşehir maçında meydana gelen olay veya bunun gibi birçok şey. Ülkemizde ırkçılık yok demiyorum. Ülkemizde ırkçılık baya baya var. Hiç işte hatta şey yapmamaya, yani böyle çok iyimser bakmayalım. Baya var yani. Her neyse. Ama bizde tensel renge dayalı bir ırkçılık genel olarak yok. Gene var yani. Trabzon-Fener maçlarında yaşadığımız olaylar. Hani Emre Belezoğlu'nu suçlamak için söylemiyorum bunu. Yani ne söylediği belli. O olayları bilenler varsa şunu da hatırlarlar. Hani Emre bildiğiniz nigga diyor. Ama özür diliyor galiba. Zokora da bunu sıkıntı çıkartmıyor. Sonra maçtan sonra galiba yöneticiler şunlar bunlar araya giriyorlar, bilmiyorum. Çünkü Zokora'nın hiçbir sıkıntısı maçtan sonra yokken bir anda olaylar aşırı derecede abartılıyor. Ki bence abartılmalıydı da. Yani bu ırkçı insanlara izin vermeyeceksiniz. Her neyse, bunun az önce bahsettiğim konuyla ne ilgisi var derseniz. Yine aynı şeyi yaptık ya. Anlamadığımız için. Şimdi standart bir erkek için kadının düşünüyor ki ben ona bakıyorsam, kadına kadın bundan hoşnut oluyor. Farkında değil zarar verdiğini. Öyle değil işte. Anlamıyorsun işte. Bu zenci olayında da öyle arkadaşlar. Yani bizim için gerçekten çok, yani ne olabilir ki diyorsun ya. Hani zenci diye bir kelime alt tarafı diyorsun ama adamlar yüzyıllardır kölelikle yaşamışlar. Hani bunu düşünmen gerekiyor. Hala da anlayabildiğimizi söyleyemem. Yani kendi adıma. Amerika'da şunu yaşadım. Zenciler tarafından hor görülen bakışlar yedim baya baya. Çünkü oradaki o beyazlarla yaşadıkları sıkıntıdan dolayı, beni de beyaz olarak gördükleri için doğal olarak bana o şekilde bakmışlardı ve çok rahatsız olmuştum. Hatta böyle bir tane, işte ne bir tanesi, birçok uyuşturucu satıcısı zenci bana yanaştı. Neyse, birazdan anlatırım. V, welcome to Pacifica. Pretty quick on the dial. Just got here. That's the biz. Be in touch. Another motherfucker trying to kill me. Ya böyle Amerika'ya gittiğimde arkadaşlar bizim çok bir paramız yoktu. Hatta hiçbir paramız yoktu. Dur, Delamain'i ara bakayım. Delamain, niye aramıyorsun? Bir dakika, lokasyon niye çıkmadı ya? Bu kadar geniş bir lokasyonu arattırmamıştı daha önce bize. Peki, ihtimal vermiyorum. Her yerde haydut var ya. Alan çok geniş ya. Bu böyle bir alanı arayacak olmamız saçma olur. Şunları ezsek mi, ne yapsak ya? Bir de ölüyormuşum. Tam süper olur yani. Vaşero ya. Çok iyi kaçtı yalnız. Araç patlayacak birazdan. Tam bir kıyım oldu yani. Ölmemiş işte.
Allah Allah. Ya bu nasıl bir candır ya? Allah Allah, bir tane daha çıktı oradan. Niye bize tam yerini bulamadı onu anlamadım arkadaşlar. Biraz saçma oldu. Şu mu? Yo. Şu olaya müdahale edelim ya. Dostum derdin ne? En son ölmek istemiyorum diyordun. Tamam süper. Buradan hem iyi bir para alacağız. Silah çek bakayım. Mermi durumumuz fena değil. Oha, ne oldu ona? Işınlandı ya resmen. Ne oluyor ya? Allah'ım, tehlike durumu çok yüksek bir yere gelmişiz. Aa! Özelliğe bakın. Seninle yakın dövüşürsem sen beni biçersin yalnız. Save de etmedik. O kadar yol geldik. Sana ne oluyor lan? Nasıl kaçıyorsun? Allah'ım gitti, can bastı ya. Kaç 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 kaç. Şu silah biz bir... Bir dakika ya, bu silah nereden çıktı? Ne tabancası ya? Bir dakika, akıllı tabanca mı? Bunların özelliği neydi? Kendi kendine hareket eden... Hedefe otomatik gidiyor ama yani hasarı çok düşük ya. Çıkar çıkar. Bunların silahları falan da çok iyi arkadaşlar. Başımız belada yani. Eğer baş edemezsem kaçacağım çünkü bunlar bizim seviyemizin üstündeler. Ya bu ne böyle ya? Yürü git. Bas çabuk bas. Allah'tan yaklaşmıyor fazla. Çabuk çabuk çabuk. Lan bas şunu. Yürü. Yok yok, bu kadınla biz baş edemeyeceğiz ya. Mermisi bitmiş ya. Bir dakika, bizim şu altı patlara dönelim de. Neredesin altı patlar? Gel. Allah! Abi kaçmamız lazım. Ölebiliriz yalnız. Yok, bunlar bizim seviyemizin bayağı üzerinde. Oyunda böyle şeyler var arkadaşlar ya. Yani seviyemiz çok düşük. Doğal olarak seviyemizin çok üzerindeki gruplara sataşmamamız lazım. Yalnız ben bu Costweave'de Delamain'i nerede bulacağız onu anlamadım ki. Yani daha önceki bölümleri izlediniz. Daha doğrusu bu görevin daha önceki bölümlerini gördünüz. Delamain'in tam olarak olduğu lokasyonu gösteren bir şey çıkıyordu. Arazi çok geniş. Valla oyunu bir açıp kapattım arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Yani bize lokasyonunu söylemesi lazım. Yoksa çok saçma olacak. Şöyle bir şey deneyeceğim. Gündüz yapmayı deneyeceğim. Hani öyle bir zorunluluk yok aslında şu an bize oyunun dayattığı ama. Belli de olmaz. Yine fark eden bir şey yok. Hadi be Delamain. Niye aramıyorsun sen? Biz mi seni arasak? Ne yapsak? Aa, bir dakika. Arabamızı çağırabiliyoruz. İyi ya. Bu görevi bitirmesek mi? Ne yapsak? Vallahi sinir oldum.
Bakalım. Bunu şimdilik geçeceğim arkadaşlar. Biz ana görevimize bir dönelim artık. En son bunu beklemiştik diye hatırlıyorum. Ciddi ciddi Arasaka Sanayi Parkı'na girip Hanako'nun tören arabasına, arabasını Kanemici, Kodaman babacının şerefine hackleyeceğiz. Bunca şov şamata sırf Takemura Hanako'ya ulaşabilsin diye hem de. Zamanında çok bok yedim, sen de biliyorsun zaten ama asla düşmanımın koynuna girmedim. Bu işin sonu neye varır bilmem ama sorumluluk falan kabul etmem, şimdiden söyleyeyim. O iş sende. Kafadan kontak Ronin'imiz hiç de öyle silkinip kendine gelecekmiş gibi görünmüyor. Wakako'dan törenle ilgili bilgileri zar zor öğrenebildik zaten ama bizim Takemura şimdiden Japon kentte sikko bir plan yapmanın peşine düşmüş. Pazarda buluşmak istiyor demek. Peki o zaman. Gidip görelim. Ama sen zaten benim hangi tarafta olduğumu biliyorsun. Seni hiçbir şey için zorlamasına izin verme sakın. Kim bilir kafasında kaç taksa eksik herifin. Hadi takip et. En son bu görevi yapacaktık. Ne kadar uzaktayız yalnız onu göster be. Bir gün. Peki. Kaç kere bir gün bekledik acaba? Daha fazla beklememi istiyorsan beklerim. Oh be aracımız. Şöyle kamerayı değiştirip hatta. Ah orada. Oyunun başından beri bindiğimiz araç. Ben biraz duygusalım ya. Bu aracı değiştiremem herhalde. Takamura'nın araması uzun sürecek herhalde. Biz öbür göreve geçelim. Bütün bunların voodoo olanlarının başının altından çıktığını biliyoruz. Yani bir adım öndeyiz. Mesele şu ki bu heriflerle bir şekilde ulaşmamız lazım. Bu da iki adım geriledik demek. Pasifka'da bulabileceğin kıyamet gibi bir şey olsa da aradığını bulmak biraz zor. Neyse ki bir iş bitirici bulabildin. Yüzü bile olmayan bir adam. Samanlıkta iğne aramana yardım edecek ha. Bundan iyisi can sağlığı anasını satayım. Bu en son Evelyn Parker göreviydi herhalde diye hatırlıyorum. Chapelle ne kadar uzakta? O cidden mi? Chapelle'in dibine gelmişiz. İyi. Şans eseri görev noktasının dibindeyiz. Araçta şurada bırakalım. Mafya oynarken beni izleyenler bilir. Hani park etmeye bile dikkat ediyordum da bu dünyada park yeri yok arkadaşlar. Yani ilk defa görüyorum. UAV, we have been waiting. Can we meet somewhere else? Not big on funerals. Do not be frightened, Expanse. This funeral is not for you. Hey, son. You my contact? Someone finally gonna tell me about this job? I'm just a man in the middle. You will learn more. Soon. Peki. You screening me? See if I came alone? What kind of chrome I got? Is some kind of test? Most people we work with we knew as babies. We know they're angels. You, we do not know. Who died? Got something to do with the job? You think we put together this funeral special for you? Wanna talk with Brigitte? She here somewhere? No. Shopping center by the intersection. Go to the butcher shop there. Ask for Placide. He will tell you the details. Okay. Allah'ım ortama bakın ya. Watch it! I think it's the craziest fucking game.
any job, they'll take it. Li pa sorti tan ko li toujou fe. Li pa fe aucun sens pousse li konya. Allah'ım olaya bakın ya. Ne eti acaba o? You actually sell meat out of here? Seriously? Gerçi beef yazıyor ama. Qui ça l'appelle? La PCA est intelligent, il semble. Looking for Placide. Placide. Sorduk işte. Do, do, ti, pi, ti, mama. Do, do, bakıyorum peki. Pleantre, gardez la caméra. C'est ou pas dodo, cobla va manger. Placide, gardez là. C'est ou pas dodo, cobla va manger. Ok. Maman ou pas là, allez, allez. Hayda. Bu standart yaşadığımız satan mı yoksa bir an bize gaz falan verdiler zannettim. You Placide? Want to talk to your boss? Evlere şenlik, ortama bakın. Aman kardeş, korktum senden. Bu nedir ya? Here I thought selling domesticated fowl was still illegal. 6 years poultry supposedly had the plague. Now all of a sudden, poof, it's clean. This not for sale. What do you want? I want to talk to Brigitte. But they send you to me. Bakın ya, yüklenmesi bu kadar uzun sürmesi. Bunlar üzücü şeyler. Ah, ne yaptın lan? Yes, but not here. Nereye soktun onu? Tövbe estağfurullah ya. Evet, bunları da bayağıdır size göstermiyordum. Okumak isteyenler için şöyle. This way. Ben böyle şeyleri hani aksiyonun ve hikayenin ortasında okumayı sevmiyorum arkadaşlar. Yoksa birçok şeyi okuyorum sizlere. Ama konu çok dağılacak. Bir de direkt ana hikayeyle bağımlı şeyler değiller. You guys aren't exactly great at rolling out the welcome mat for outsiders. Was to be its own city where suits would burn their heads. A closed circle. Cops feed the sheep, they spit the cash back out. Yok, çok komik şeyler oluyor oyunda. Bazı şeyler geç yükleniyor, insanlar çat diye çıkıyor karşımıza. Intuitions now in the GIM, the Grand Imperial Model. Pacifica's biggest, ugliest temple to create. But never finished. Until last week, it was deserted, empty. And now? The animals crawled in, made a nest. Pieta. Deuxième. Hey, Placide, we can start with the pilot. Okay, my pal Vinny, Peter. Alt yazıları anlıyorum da bu logoların çıkması çok rahatsız edici dükkanların. Ou pas de besoin. Il y a l'autre qui veut les piments. Peut-être. Mais ça c'est plus. Ma bonne opinion, espèce. Merci. Bakın bu ışığa odaklanma falan çok gerçekçi yani. Ne satıyorum bakayım, merak ettim. It's on the menu today. Let me show you, hun. Now you'll be disappointed. Kim konuşuyor ya? Yani bunları pek kullanmadık şu ana kadar da. Ya biliyorsunuz oyunu hiçbir tutorial izlemeden oynuyorum. Bunları nasıl yerleştiriyorduk? Siber donanım, evet. Burası mıydı? Hayır.
Siber Sayar. Bakın iki tane temel RAM var ve ikisi şunları takmışız. Bunu kullanabiliyoruz şu an. Ama bunu hızlı hack süresince peki. Ya bu siber donanım olayını öğreneceğiz. Tutorial'da şey görmüştüm ya, daha doğrusu tutorial'da değil, fragmanda. Böyle acayip uzağa zıplayan çizme tarzı şeyler. Onları nasıl elde ediyoruz bilmiyorum. Şu an paramız kaç? 11.000. Yeah. You want the animals out of the gym? Extinct? That why you hired me? You learn everything soon. I mean, it makes no sense them being here. Middle of Pacifica. No backup, cut off. It's your turf. Hell, even badges don't patrol around here. Uh-huh. They trying to provoke you? Make you do something stupid? They do not leave G.I.M. How many are we talking about in there? 30, maybe more. Vinina, we talk here. You sit. When do I see Brigitte? You do job. That is first. What the hell? Could fucking tell me what you plan to do first. You take job. You do what I say. So you jack in now. Or what? You got a line of volunteers waiting? V? Home stretch, almost there. Do not fuck this up. Damn it. Here goes nothing. Well, at least he's not likely to talk your ears bloody. Got a feeling we're not gonna become best friends. No chemistry. I will survive. Evelyn Parker. Ring a bell? Not one of us. She did work for you once. Why not send your own goons to the gym? It's not our way. How's that been working out for you? Work good. Good more than bad. Your comm shaman, it is Victor. You two know each other? No, no need. This hardware is shit. You should replace. Oh, so now you're a Ripper Doc too? That at all relevant? Or just a cheap scare tactic? I need you to be able. I need no. This chip. It have no signature. What is it? Haydi. Besides that, everything's okay. No, Johnny'nin simgesi falan yok mu? Other trash. Any of that a deal breaker? I ask you about the chip. Unimportant. Bu adam busted anlatacak halim yok ya. How? Got a bullet to the brain. Hasn't worked since, that's how. Huh. Haven't asked about my experience, what I can do. We are not cop. Do not offer career. You do for us only one simple thing. Once inside, what do? The camionette. T35 07. 3 seconds before, poof. We try to learn where the camionette come from. Van's definitely a custom job. I see you not know also. Hey, just turn a piece backs together. You record all this on your own? Local cam signals, cop sats, we capture to all. But from inside the gym, squad, right? Tech looks pretty advanced. Doesn't scream meathead to me. They watch it very close. It is important, whatever it Rashid. Is. Batman Kelly Abdesan Okoy. Femme Portla. Ya gene ırkçı şeyler görüyoruz ya. Bu adamlar yanlış mı anladı bilmiyorum ama.
bu insanlara hayvanlar mı diyoruz yani? Time for a break. I think you might be needed. They will manage fine. You focus. Animals aren't the play here, are they? They're hired muscle. Someone else needed them. Someone with a van full of Netrunner tech. And that's where I come in? To sniff out who? Mm-hmm. Start with the camionette. Hide from all eyes. Only see the city as you. You have now seen Quidrizo Agwe, our subnet. Why? What for? You are my vessel now. To Agwe, I see what you see. Hear what you hear. I will guide you through GIM. Another voice in your head. Just what the Ripper Doc ordered. Görüyor musun Johnny? Gördün mü? We know who the runner inside is. What he wants. This I hope you tell me. So, aim to keep an eye on me. Shows trust. All right. Anything else I should know? Find our people near Maul. They will show you how to get inside the beast. My pay. How much we talking and how am I gonna collect? And say you not in this for cash. You in this for problem. Do GIM for us, Brigitte can solve it. Uh-huh. Except then I found out you need me to be a bullet trap on enemy turf. That means my fee's just gone up. We will see. No promise. Got it. So I do this and you put me in front of Brigitte, right? Yes. Suti at end of the hall. Go down, my people will let you pass. Hadi bakalım. Bayağı tehlikeli bir göreve giriyoruz gibi geliyor. All ears. What? I check stability. The link on your end there. Seems. Ya bu çok saçma ya. İnsanlar bir anda kayboluyor falan. Bunları düzeltirler birkaç aya da. İşte insan üzülüyor ya. Bu kadar ertelendi bir de bu oyun. Ki yani çalışanlara bayağı eziyet ede ede bitirdiler bu oyunu. Bitirmemişler, onu da görmüş olduk. CD Projekt Red bir de yani böyle nasıl diyeyim sizlere? Yaptıkları oyunlar mükemmelliyetçi ama önceki oyunlarında da gördüğümüz aslında mükemmelken yayınlamıyorlar. Hani çünkü mükemmele ulaşmak çok zor bir şey. I lost contact with a vehicle. Hatta imkansız. Thanks. Eyes peeled. Delemeyin sonunda aradı bizi. Her neyse yani mükemmele ulaşmaya çalışıyorlar ama bunu sizlerden, benden geri dönüşler alarak yapıyorlar. Bu da oyunları daha iyi hale getiriyor fakat çok büyük beklenti vardı bu sefer ya. Hani daha önceden Witcher 2 zamanından bahsediyorum. CD Projekt Red öyle çok saygı duyulan bir firma değildi ki. Yani zaten adamların topu topu 4 tane oyunu falan var yani arkadaşlar. Öyle bu işte çok eski bir firma değil bunlar. Mesela haritanın yayaysak yaya yolunu göstermesi lazım. Arabadaysak araba navigasyonunu. They are my people. Talk with them. You V? They know you're watching them? This is our turf, our home. We need not to be ghosts here. It is you. Must be ghost. Be silent. Invisible. Okay. Know the way in? Was told you would. Yeah. Garage in the back. But shh. Quietly, yeah? Anything interesting happen over there? Since we are here, all quiet. No one in, no one out? Well, they went out for supplies once. Hadi bakalım. Gizlilik gerektiren görevlerden daha çok keyif aldım bu oyunda şu ana kadar. Zaten genel olarak çatışmayı seven birisi değilim. Yakın dövüşte zevkli de. Bir dakika, bu adamlara şimdi görünmeyecek miyiz? No,
Sanki hepsi o tarafa bakıyor, evet. Zor bir şey ya, görünmeden girmek. Bunların dikkatini veyahut hacklememiz lazım. Aman, bunu boş ver. Come on. Hayda. See that ugly face of yours? Böyle yapınca yerimizi fark ettiler. Gözünü sevdiğim, yapma. Ne oldu lan? Allah belanı vermesin. Çek şu silahı. Allah cezanı vermesin. Mermi ne bitti ya? Oğlum bu adam beni biçer. Allah cezanızı vermesin. Ya aslında işte gizli devam edebilirdik de hatamız şey oldu. O hack'ten hızlıca çıktık. Yalnız hiç mermimiz yok derken mermi aldık, iyi. Ne aldık? Üçlendirilmiş bir şey aldık. Ya biz kıyafete hiç önem vermedik bu oyunda arkadaşlar ya. Bakın kask mask var bayağı böyle. Ya işte, nasılsa bu daha korumalıymış, iyi. İyi, şunu al. Vay canına, çok seksi olmadı mı? Of of of, farka bakın. İnanılmaz. Yayba sahiplerini ıslatan rüya mı? Yani şu an görüntüyü falan sallayın. Ama bu da çok absürt oldu ya. Allah'ım, topuklulardan kurtulacağız mı? Evet. Evet. Seviye atlamıştık aslında bayağı bir önce de. Dursun biraz. Nereden ateş geliyor? Yukarıda mı? Steve! This is what we fought for. Ağzına ettiğim. Valla uzaktan hiç vuramıyoruz. Hayda. Kız bas. Bu ne biçim bir özellik öyle ya? Bir tane daha bas. Al işte. Geberdin mi? Yok, bunu ateş edemiyorum. Ne yaptın sen? Ya kızım, nereye attın ya? Hele şükür be. Alt taraf iki tane mi verdin? Can tazeleme şeyini iki kere verdi ya. Yok, bu adamların tehlike seviyesi bayağı yüksek.
Ne diyor lan? Kant mı dedi bize o? Ya gizli oynama görevinin içine ettik resmen ya. Sanki etrafta kimse yok gibi. Okay, I'm in. I see. The camionet. Check it. Right. Şimdi şuraya girebiliyor muyuz? Tabii ki teknik kabiliyetimiz yetmiyor. Camera and corridor. Avoid it. It even work. Said this place was abandoned years ago. Now it is not. Animals fixed their eyes. Çok kalabalık gibiler ya. Wait, who was that? Who you think? The runner we want tried to invade you. With the extra eyes we give you, you can always find one like this. So, don't work with he knows I'm here. Ya bunlara kesinlikle görülmememiz lazım. Daha yakın saldırı niye yok? Şimdi işin kötü tarafı şu an dövüşenler de düşman. Ya bu adamı saldırdığımızda onlar görecek. Saldır artık. Bak 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 bak. İyi. Neyse şunların üzerlerini de aramayı unutmayalım. Yani bizim üzerimizdekinden iyi değil ama bir şey aldık. Şimdi bakın şu an bu zaten şu an görebiliyor bizi de nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok kalabalıklar. Çok yanlış bir şey yaptık. Çok dışarıdan geldik. Çok. Aha orada bir bebe daha var. Şimdi bir kere öldükten sonra net bir şekilde söyleyebilirim ki burası bayağı garip bir yer. Oldukça kalabalık. Oyundaki belki de şu ana kadar girdiğim en kalabalık mekan olabilir. Şimdi lobideki minibüsü bul diyor da bu adamların hepsini öldürmeden bunu yapma şansımız pek yok. Ama gene de ne kadar çok adamı sessiz bir şekilde öldürürsek o kadar iyi. Görme lan, görme. Bu ne işe yarıyordu? Hadi sus. Hadi saldırma izni ver. Çok iyi. İşte bu siber silahları bu şekilde kullanıyoruz. Hızlı ek menüsünden. Sakın döneyim deme. Sakın. Şimdi arka odalarda da insanlar var arkadaşlar. Az önceki oynayışımda 10 kişiyi öldürdüm belki. Ama yani bitmiyorlar. Acayip bir şeyler. Burayı gösterdiğine bakmayın. Buradan çıkınca içeriği gösterecek. Şimdi mesela şunu alsak orada 2 kişi var. Bakın şurada robot var. En azından şunu bir kapatalım. Umarım uzun süre kapalı kalıyordur. Çünkü bu o kadar fazla ateş ediyor ki. Şimdi bu birkaç adamı daha öldürdükten sonra bir karar vermemiz gerek. Bir kere kesinlikle susturuculu bir silaha ihtiyacımız var. Yani bu şekilde olmuyor.
Ya şu kalabalığa bakın ya. Arkadaşlar şaka gibi bir yer ya. Gerçekten. Neyse bu tarafı biraz temizledik. En azından karşı tarafı da temizleyelim. Bu acayip bir bölüm yani. Lütfen 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 lütfen. Hadi artık. Bazen çok geç çıkıyor ya. Böyle zaten burada pamuk ipliğine bağlı. Şu adamı da halledebilsek. Hih, birisi mi geliyor? Hadi. Ya yapma şunu. Lan oğlum şaka mı yapıyorsun? Watch your fucking space. Çabuk 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 çabuk. Gizlilik önemli ya. Gizliliği geliştireceğiz. İnanılmaz kalabalıklar ya. Az önce ilk başlarda fark edildim arkadaşlar. Hani başlarda fark edilince de fazla ilerleyemiyorsunuz. What are they looking for exactly? Internal data ports. If they crush our eyes, they take Agwe and the entire net and return to the dark time of Podmos. How bad's it look? I do not know how much data they pull, but their map is not complete. They still not have source validation. Okay, so what's on me to do? You must reach the agent. Easy now to find him. Look at the map. He is in cinema. Step away now. This isn't your fight. Matt! What? Placide what? Now, God, pushed out. The runner know you are here. Hunt him. Can't just scorch him via the net. He's gotta be jacked into the van. I cannot piece his protection. You must find him. Face him. Tamam ya. Bu kadar iş yaptık. Artık mecbur bulacağız. I will tell you. What the? Ne? What the? The agent man tries to cut you off. Aynen. The animals be his. Yukarı çıkmamızı istemiyor. Elevator shaft to reach the lobby. Left side. Şunun üzerinden mi çıkacağız? Kesinlikle görülmememiz lazım. Yoksa bayağı bittik yani. Lan gelmeyin ne olur ya. Nereden çıkacağız? Lan oğlum defol git. Yapma buraya çıkamıyorum deme bana ya. Kızım nereden çıkacağız peki? Sen buralara çıkamazsın. Hah. Aferin sana. Gerçekten sinir ettin yani beni. Kesinlikle görülmememiz lazım. Yapma bu sesi yapma işte ya. Come on. I swear I won't completely kill you. O nasıl bir tehdit ya? Seni tamamen öldürmeyeceğime yemin ederim. Geliyor, geliyor. Azmanlardan biri daha geliyor. Lan çekil kız. Kız kaç. What the? Adamım arkandı. Lütfen. Lan öyle bir yerde kaldık ki kesin savaşacağız. This is a safe space. Trust me. Eğil, eğil, eğil. Yakala. Ya bazen basıyorum, basıyorum sinir ediyor böyle. Hah, arkanı dönük kal. O yöne bakarken.
kesinlikle susturucu lazım ya. Yol yakınken geri dön. Beri döndün mü? Dönün. Bunların çevrilmesi falan o kadar harika ki. Eyes open now. What's going on? You have company soon. Scan her right away. That bad, huh? She must have a weak spot. Allah. Bir tane. Herhalde. Şu mu? Şimdi boss savaşına hoş geldiniz. Lan tövbe tövbe, kombolar mombolar. Lan bas şuna. Sadece iki tane var. Bas 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 bas. Lan Allah belanı vermesin. Sen nesin ya? Bak sevmedim tabii ki. Yürü git. Kızım koş. Yuh ya, kaç kere vurduk ya. Şimdi lan. Bu arada taramamız lazım ya. Taramayı nasıl yapıyorduk? Ya taramayı gamepad'de nasıl yapıyordum biliyorum da. Ya böyle sendelemiyor ya ateş edince. Daha yarısını götürebildik. Sadece bir tane. Yeniden can basabiliyoruz kızım, şunu bas ya. Savunmasını da gösteriyor bize ama... Oo! Yürü! Vallahi detone ettin beni ya. Lan oğlum bas şuna bas. Hadi ama %1 ne? Gözcü mü? Ne gözcüsü? Bir dakika, ne verdi çok merak ediyorum. Sonuçta boss gibi bir şey öldürdük. Şimdi bir tane niteliğimiz var. Şimdi bir kere şu vücudu 8 yapalım. 2 mevcut kazanım puanı var. En son vücuttan izliyorduk. Devam ediyorduk. Evet, bunun ikincisini de alalım. Bir dakika, 3 tane daha varmış. Çok iyi. Evet, tam telefon çaldı arkadaşlar. Yarım saat falan geç başlıyorum şu an tekrar. Bunu maksimuma getirmişiz. 1 mevcut puanımız var. Maksimuma getirdiklerimiz sarı oluyor. Okey. Ya şu an enerjiyle uğraşmak istemiyorum da. Düşme hasarı da çok önemli değil. Bu çok iyi. Yani %70'e kadar, %135'e çıkıyordu şu an. Maksimum sağlığımız %95, %135'e çıkıyordu. Şu an biraz daha artacak. Çok iyi. Yani çanta ya da daha doğrusu özel şey kullanmadan bunu arttırabilmek çok çok iyi. Valla gene iyi yendik be arkadaşlar. Tek seferde. Nereden çıkacağız ki? Üst kat diyor. Burada bir üst kat yok ki. Bakın buralarda bir geçiş varmış. Sinema ne alaka ya?
Yalnız bu silahımızın mermisi bitti bitecek. Diğerlerine bakalım. Bu çok iyi. Bu da aynısı zaten de işte mermisi biter diye saklıyorum. Aslında bir tanesinin de pompalı tarzı olması lazım. Hani bir tek altı patlarla olacak iş değil. Invade him. We need access to the data. Clear? You must first. Placid. Hayda. Bağlantımızı kesti. Whoa. Hey. Easy. What did you do? Well, now we can talk in private. Just severed the connection to the rest of Pacifica. Gives us a little time. Let's go. Hesaplaşı. Any deal has to come quick. Şunu diyelim. Just a second ago, you tried to flatline me, and now you want to talk. Flatline? No, just discourage. But it looks like I underestimated you. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu ana kadar hani göçebeyi seçmemizin tek faydasının ben bu konuşmalarda göçebe seçeneğinin çıkmasını gördüm. Yok, şunun bir kim olduğunu öğrenelim. Bryce Mosley, Netwatch Special Agent. Can we talk? Had a spectre on you, didn't you? Saw and heard all you did. You followed his orders. No idea what the voodoo boys are paying you, but our pockets are deeper. Olayımız parayla değil dostum. Neyi bekliyoruz ya? You trying to buy me out? Not at all. Consider it a counteroffer. Don't gamble your life on the boys. They aren't exactly known for their professional integrity. They've been in Night City, what, 50 years? Yet still, they cling to a tribal mentality. Their distrust of outsiders, legendary. Not interested. Not a money job for me. Just need an inn with Maman Brigitte, voodoo chefin. Yani dürüst olmamıza da çok gerek yok. Kapa çeneni deyip oturtabiliriz de. Neptune have been frozen several days now, ever since we shrouded their subnet with ice. And you? Well, you were sent here to free them. Do you know why they didn't tell you everything? Because you're a Ranyan. That's what they call outsiders brought in for special jobs, floor rags. When you're no longer needed, they chuck you. A fate for all Ranyans. You're bluffing. Got your back against the wall, can't budge, no room to dodge the bullet. I see no reason why both of us shouldn't walk out of here alive. Oh, want what's best for me? Altruism now part of the Netwatch mission? You don't gotta like us to see we're better partners than the Voodoo Boys. Sure, you might free Brigitte. Can't have much of a combo with her if you're dead. You have Brigitte? And how'd you manage that? When we took the mall, we knew the VDBs at Sem Runners. T. Neptune breached first to see what was going on. When we iced him, Brigitte dove in after him, used him to shield herself. Tough cookie that one, but still finds herself stuck. Hadi kanıtla. Got anything to back that claim? That the Voodoos want to set me up? Wanna? They did it already. Soon as you handed over your link, slipped in the Spectre and a virus. Talking as if he was there. He's working you. So obvious it hurts. Bence de. Ask for proof. Besides, I'd know. Hey, Link was dead. Situation under control. Aynen. Bağlanacağım da. Nasıl bağlanacağız? Yep, jacking into our friend now. Çok aptalca oldu ya. O kadar konuştu sonra silah çıkardı. Evet. Bölümün sonuna yaklaştık arkadaşlar. Bir 5 dakika içerisinde bölümü bitireceğim.
Hey, V, you all right? Give me a sec. You look just like him a sec ago. Thanks. Wasn't asking. Niye bize böyle bir şey oldu ki? What happened? The net pig was right. Booties were blowing smoke. Soon as you gave him access to the Netwatch web, they roasted all the agents. Başyerolar. Niye bizimki haşlanmadı? Çünkü Johnny var bizim beynimizde. Aynen. Let's get out of here. Hadi. Ne olduğunu biliyoruz. Sormaya gerek yok. Grumpy motherfucker. Hope he likes surprises. Buradan çıkmak zor mu olacak acaba? Saygınlığımız 18 oldu yalnız. Çok iyi. Yani buraya girmek bayağı bir işti. Sağlam dövüş yaptık buraya girene kadar. Ya bu arada şu hayvani şeyden bir silah aldık galiba. Envanterimizde yeni neler var bir bakalım. Yeni yazıyor. Bu nedir abi ya? Gerçekten rezalet. Up, bu iyiymiş. Yani elimizdeki de iyi olduğu için almayacağım ama saniye başına daha hızlı saldırabiliyor yalnız ya. Al gitsin ya, hadi. En azından 3 silah da farklı oldu. En son aldığımız kıyafetlere bakalım. Yeni bunu almışız. E güzel, giy. Ben şu yüksek zıplama olayını merak ettim. Nasıl yapıyoruz? Süper. Harika. Yani zırhımız 177 oldu. İyi. İdare eder diyelim. Unutmayın arkadaşlar, bugün 2 bölüm daha sizleri bekliyor. Saat 2, 4 ve 6'da toplam 3 bölüm yayınlamayı planladım. Umarım diğer 2 bölümü de çekerim. Yani şu anda planım o en azından. Evet arkadaşlar, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu sırada da önceki bölümleri izlemediyseniz önce onları izleyin tabii ki. Evet, görüşmek üzere.